Yurttaş TV İstanbul'da seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Küçükçekmece'deyiz. Buradaki yurttaşlara yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili ne düşündüklerini soracağız. İstanbul'da seçimler yenileniyor. Ne düşünüyorsunuz? Yenilenmemesi gerekiyor bence. Ondan sonra yine adalet yerini bulacak inşallah farklı bir hile bir şey olmazsa diye düşünüyorum. AK Partililerin fikri değişecek mi? Bence değişecek gibi. Çünkü insanların kişisel fikirleriyle de oynanmış oluyor bu arada. Saçma bence yani. Saçma buluyorum tekrar seçimi. Evet. Ben normalde bir AK Partili, yani AK Parti'ye oy vermiş biriyim yıllardır. Ailem de, eşimin ailesi de, hatta yani onların da baskısıyla, ki baskı ama yine insan kafasında oturmuş bir şey var. Ben hani Tayyip Erdoğan'dan memnundum ama bu kadar kendi akrabalarını, kendi Karadenizleri, sadece kendi çıkarları doğrultusunda tüm hükümetin başlarına kendi çıkarları doğrultusunda yerleştirmesini hoş bulmuyordum. İlk kez bu sene CHP'ye verdim. Neden verdim? Aslında Milli Hareket Partisi'ne vermeyi düşünüyordum. Sadece bir kanadının, bir kolunun kırılmasıydı benim şahsi fikrim. Yani MHP'ye de versem, herhangi bir boşluğa atsam bir şey fark etmeyecekti. Yani CHP'li olduğum için değil. Benim niyetim buydu ve Türkiye'nin bu yani bu seçimdeki şeyden dolayı değil. Türkiye'nin gidişatı, işsizlik oranı, fiyatların yüksek olması, dolar, bunların hepsi etken. Yani insanların iş bulamaması, ben de bir işverenim. Yani maaşlar ödenemiyor, şartlar el vermiyor. Ya bu kadar rahatsız bir ülkede, bu kadar yani insanların geçinmekte zorlandığı bir ülkede üstüne üstlük bir şeyler düzelsin diye insanlar artık bıkmış. Bir de yola devam diye bir, yani düzenli bir yol yok ki yola devam edelim. Yani yola devam, yola devam diye slogan yapmış Binali Yıldırım. Neyin yoluna devam? Öğrenciler akpil bulamıyor, okuluna gidebilsin. Ben üniversitenin orada bir işletmem var. Üniversitedeki öğrenciler çoğu okulunu dondurmuş parasızlıktan. Gelip her gün bende 5-10 kişi geliyor. Abla okulu dondurduk, iş var mı diye. Ya sen hangi yola devam ediyorsun? Çocuklar eğitimini alamıyor, okuluna gidemiyor. Yani ben CHP'li olduğum için değil. Sadece güçlü bir parti bana lazımdı. O da hepsinin CHP'de birleşmesi. Yoksa ben AK Partiliyim ama gerçekten iyiye gitmiyor umarım. Ya devletini düşünen, milletini düşünen zaten hani bu kadar saldırmaz topluma. Yani CHP de bizim, yani hani AKP de bizim, CHP de bizim. Niye bu kadar ısrar? Yani neden? İnsanlarda soru işareti oluşuyor bence. Ben de doğru bulmuyorum. Yani AK Parti'nin sadece kendi taraftarlarına bence dürüst olmalı. Ben mesela işletmeciyim. Sürekli sigaracılar, denetimler, maliyeydi, şuydu, kapıda çekiciler. Biz sürekli nefes alamıyoruz. Denetimlerden, valilerden, bilmem nelerden. 1,5 aydır bir Allah'ın kulu gelmiyor. Sanki böyle halkın önüne ben biraz yem vereyim, bir insanlar sakinleşsin. Ondan sonra sakin halde oylarını ben tekrar toplarım. Böyle insanları kullanmasın. Benim zoruma giden, ben evet rahattım. Işte. Ama kullanılacak insanlar değiliz biz. Türk halkının her şeyden önce bir gururu var. Yani ben bunlardan dolayı AK Parti'den vazgeçtim. Bundan sonra da oyun vermem yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İnşallah bundan daha fazlasını alacak. Kim? Ekrem İmamoğlu? Evet. Ekrem İmamoğlu'nu evet. Desteklediniz. Evet, evet. Peki sizce sonuçlar değişir mi? Sonuçlar hırsızlık olmadığı sürece değişmeyecek, daha fazlasını alacak. Son seçimde Ekrem İmamoğlu'nu destekledim. Abi İmamoğlu. Peygamber gibi adam. Evet, inşallah gelecek, başa gelecek, ya inşallah gelecek. Görülmüş, kazanılmış seçimi evet. Elinden alıp da yeniden seçim olmak. Nerede görülmüş ya? Yani? Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasında bir polemik var. Binali Yıldırım en son dedi ki, asıl mağdur benim. Siz bu konuya ilişkin ne söylersiniz? Nasıl mağdur? 3000 oyuna kazandım diye dedik. Öbür adam 20.000 oyun alıyor, 14'e düşürerek yine kazanamıyor. Nasıl mağdur oluyor? Mağdur olan sandık başkanı Ekrem İmamoğlu. Sandık başına koydukları şeyler hep kendileri adamlarının. Şikaye oldu, yalan oldu, yalan oldu. Demek ki bu zamana kadar hep böyle hilayla alay aramış. Hırsızlık var diyor. Misal. Mümkünatı yok. Ne hırsızlığı? Bu zamana da kendiler yaptı. Yapamadı ondan bu. Bu ondan meydana çıktı. Hırsızlık diye bir şey yok. Herkes doğal hakkını verdi. Herkes gitti anıyla şanıyla oyunu kullandı. Seçeceğini seçti. Yeter artık dedi. İnşallah hak eden kazansın kardeşim. Her şey, her seçim kim olursa olsun.
Türkiye'nin şeyine demek, zararına demek. Evet. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Türkiye zaten yetkiden batağına gidiyor kardeşim. Bak hala gidip şeye gidip pazara gidip de öte şey alamıyoruz ya. Adam iki yeşillik alıyor, evine ediyor. Onunla Ramazan tutacak. Her şeyde mağdur olduk. Mağdur üstüne mağdur olduk. Biyo da bırakın da adam yapsın bakayım. Evet. Biyo ile kazanı diyen Bahçeli 14 bin oyunu kabul etmedi. İnşallah Allah da onu toprak kaybetmiş. İnşallah kabul etmez. O Bahçeli'yi kabul etmez inşallah. Oy hırsızlığı var. Oyların çalındığını düşünür. Çalındı oylar. Şaibe. Şaibe var. Oylar çalındı. Nasıl oldu peki? Neyi nasıl oldu? Oyların çalınması nasıl oldu sizce? Çalındı işte. Oyda yanlış yazılma oldu demek ki sandıklarda. Yüksek Seçim Kurulu hangi gerekçeyle seçimleri yenileme kararı aldı biliyor musunuz? Yani onu bilmiyorum. Sandık kurullarının kamu görevlilerinden oluşmamasıyla ilgili bir gerekçe kullandı. Yani, sandık kurulu başkanları mı? Evet, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin evet, kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldı. Yani oyların şaibe veya çalma değil, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi hatasıyla ilgili bir karar aldı. Acaba öyle mi acaba? Evet. Vallahi bilmiyorum onu. Onu bilmiyorum. Siz ama şaibe olduğunu düşünüyorsunuz. Şaibe var. Bence oy yani televizyonda seyrettiğimiz kadarıyla var yani. Sizce yani nasıl kanıtlar var mesela? Oyların çalınmasına ilişkin mesela. Yanlış yazılmış işte. Orada gösteriyor ya. Yani senin oyunu alıp bana yazıyor. Evet. Peki şimdi biliyorsunuz Cumhur İttifakı şu an aslında evet, iktidarı oluşturan ittifak. Evet tamam, iktidarı oluşturdu evet. Böyle bir dönemde yani Cumhur İttifakı'nın iktidarda olduğu bir dönemde muhalefet oyları nasıl çalabilir? Çalar. Bu mümkün mü? Çalar evet, mümkün. Çalar. Oradaki adamlar gelirse çalar. Peki son bir soru soracağım. Kim getirdi oraya onları? Kim FETÖ getirdi. FETÖ'nün getirdi. O başkanları getirdi oraya işte. O zaman FETÖ temizlenmedi henüz. Temizlenmedi. FETÖ şimdi öbür partilerle beraber. AK Parti'de peki var mı sizce? Yok, AK Parti'de kalmadı. Hepsi gitti. AK Parti temizlendi. Temizlendi. Diğer partilere gittiler. Evet, şimdi onlarda, hepsi onlarda şimdi. Peki Küçükçekmece AK Parti'den CHP'ye geçen bir ilçe. Evet. Sizce İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Küçükçekmece halkının tercihi değişir mi? Yani son seçimde değişmez. Değişmez diyorsunuz. Bu durumda Ekrem değişmez. İmamoğlu yeniden kazanır mı sizce? Ekrem İmamoğlu değil, Çekmece Belediye Başkanı aynısı kazanır gene. Yok, Küçükçekmece'de seçimler yenilenmiyor. İstanbul evet, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenecek. Evet. Sizce Ekrem İmamoğlu mu kazanır, Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım kazanır. Seçim yenilenmesi iyi oldu bence ya. Bu kadar az fark varken yani yenilenmesinde daha büyük bir fark olacak. Ben öyle düşünüyorum. Yani çaldılar diyorlar. Ben mesela bir oy kullanan bir kişi olarak şunu öğrenmek istiyorum. Yani kim çaldı? Ne kadar çaldı? Soruşturma açıldı mı? Yani bu isimleri ben öğrenmek istiyorum. YSK'nın kararında böyle bir şey yok. Çaldılar diye bir şey yok. Sandık başkanları usulsüz seçilir diyorlar. Sandık başkanını seçen il genel kurulu. İl genel kurulunu atayan YSK. Sen kendi yaptığın şeyi bana niye yüklüyorsun? Yani saçma sapan bir iş. Şimdi 23 Haziran'da kazandığın zaman yine bunun olmayacağı ne malum? Ya da bundan önceki seçimlerde böyle bir şey yapmadıkları ne malum? Ya bundan önceki seçimde de böyle bir şey yaptı belki. Ben kaybedersem bunu koyarım ortaya dedi. Kendileri de bilmiyor aslında ne olduğunu. Hani Ali İhsan diyor ya, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu. Ya kesin bir şey oldu. Ama ne oldu işte bilmiyoruz. Hani bana açıkla. De ki kardeşim şu oldu. Ben de sana diyeyim ki tamam. Çaldılar, çaldılar. Her televizyonda şimdi çaldılar, çaldılar. Tamam ne çaldılar onu açıkla. Kaç tane çaldılar? Hangi sandıkta çaldılar? Çalan adamın adı ne? Soruşturma açtın mı? Bunları söyle bana, ben de rahatlayayım. İçim rahat değil yani. Hani kaybettiği zaman
yolda çeviriyorlarmış, içi rahat değilmiş ya milletin. Şimdi de benim içim rahat değil yenilendi diye. Şimdi ne olacak buradan? Peki sonuç değişir mi sizce? Sonuç değişir, fark artar. Yani fark artması lazım. Yani insanın içinde vicdan varsa artması lazım. Yani bu artık parti seçimi veya OBUŞ seçimi değil. Yani ben parti tutmuyorum. Ben yaklaşık 3 seçim öncesine kadar ben hep MHP oyu veriyordum. Ama Devlet Bahçeli uzaklaştırdı milliyetçilikten. Geçen başkan seçiminde Muharrem İnce'ye verdik. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na verdik. Başkan oldu, yine olacak. Fark artacak. Yani bunun herhangi bir şeyle ilgisi yok. Şimdi 39 tane ilçenin büyük 25'ini kazandı galiba. 25'ini kazanmış. O ilçeyi kazandım, ben büyük şehri nasıl kazanamıyorum? Yani benim bizzat babam ilçede burada AK Parti'ye verdi. İlde Ekrem İmamoğlu'na verdi. Yani sen getirmişsin 70 yaşında adamı, İstanbul koşan bir şehir, hızlı bir şehir. O ne yapabilecek? Bu konuda gerçekten bir Türkiye halkı olarak, burada yaşayan bir insan olarak kesinlikle yanlış bir karar. Biz eğer ona da güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Ben hani CHP'nin kazanmasından yanayım. Yıllardır zaten yedikleri bence yeter diyorum. Artık yerlerini CHP'ye, yani bizim İmamoğlu'na bıraksınlar, çekilsinler diyorum. Yani ben de aynısını düşünüyorum. Çünkü hani sonuçta adil bir seçimdi bu. Hani üçüncü ve ikinci defa bu şeyi yapmalarına gerek yoktu. İnsanları boşu boşuna oyalıyorlar yani. O yüzden hani İmamoğlu kazanması benim için daha makbul yani. Peki sonuçlar ne olur tekrardan? Ya şöyle diyeyim, sonuçlar hani bu yaptıklarından sonra iki katı olarak geri döneceğini düşünüyorum. Hani oy farkı şu anda %100 tamamen İmamoğlu'na dönecek. Evet, ben de olması gerektiği gibi. Ben öyle düşünüyorum. Yani AK Parti'ye oy verenler bile ona dönecek. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Seçmenin tercihi değişmiş olabilir diyorsunuz. Kesinlikle olabilir. Yani yaptıklarıyla evet, şu an normalde onlar kazanmış olsalardı sizce böyle bir seçim yenilenir miydi? Yenilenmezdi. Bu şekilde kalırdı. Geçersiz oylar bile sayıldı. Ama hala bunlar yeterli olmadı insanlara. Tekrardan ikinci bir seçim. Tarihte bu bir ilk. Hani onların değil, kendileri seçilmediği için böyle bir şey oldu. Halkı bu şekilde kazanacaklarını düşünüyorlar ama bence kazanamayacaklar. Bu yaptıklarıyla tam tersi iki katı bir farkla tekrardan İmamoğlu alacak diyoruz. Seçimlerin yenilenme kararını doğru buluyor musunuz? Çok yerinde buluyorum. Neden? Neden? Bir sürü şaibeler var ortada, her şey görünüyor. Yani seçimde şaibe karıştı mı? Tabii, hem de tam gaz. Nasıl olmuş olabilir bu? Olabilir. Kumpasa kimse dayanamaz. Yüksek Seçim Kurulu sizce neye dayanarak seçimleri yenileme kararı aldı? Yapılanları gördüğü için kararı vermiştir. Gerekçesini biliyor musunuz? Gerekçesi nedir? Sandık başındaki insanların birileri menfaati için yaptığı için o kararı da Yüksek Seçim Kurulu tamamen kararını vermiştir. Cumhur İttifakı'nın iktidarda oldu. Yani AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu koalisyonun iktidarda olduğu bir dönemde sizce muhalefet nasıl seçimleri çalmış olabilir? Muhalefet zaten işi güç hep kumpas, hep yalan, dalavere, alavere, başka ne olacak? Peki sizce AK Parti önde olsaydı, yani Binali Yıldırım 15 bin oyla önde olsaydı seçimler yenilenir miydi? Seçimler, onlar da haksızlık yapmışsa Yüksek Seçim Kurulu'na gidecekti. Kararı onu merci verecekti. Ben sen veremem ki. Yenilenen seçimde sizce Ekrem İmamoğlu mu seçilir, Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım alır. Ekrem İmamoğlu'nun ne kapasitesi var, ne yapmış ki? Babası seracıydı, müteahhitti, zengin bir aile çocuğu. Ne anlar yönetimden de anlar. Ne yapmış ki, nereye yönetmiş? Binali Yıldırım fakir mi? Ya fakirlikten bahsetmiyorum. Binali Yıldırım temelden gelme. Bu damdan düşer gibi düştü. Madem öyleyse Kılıçdaroğlu gelsin, belediye adayını koysun. Tek parti. CHP tek başına koysun bakalım. HDP ile birleşmesin. Bir sürü şehitler geliyor. HDP ile ne işi var? Yani? Tayyip olmasa ülkeyi kartallar her tarafta çöker bitirir. Unutmayın. Allah Tayyip'e eksiklik vermesin. Onlar yapma çakma ile iş olmaz. İki aydır süren savaşı çok saçma buluyorum. Ya şöyle bir şey, ilk önce kendileri bir oy bile fark edilse biz kesinlikle bir şey demeyeceğiz dediler. Daha sonra bir oy değil, yani ne kadar oy farkla aldığı halde elinden aldılar. Ben bu konuda gerçekten çok sinirliyim. Hani ne olursa olsun bence bunu yapmamaları gerekiyordu. Bir de bilmiyorum ama yani
bana yanlış geliyor. Ben sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun destekçisiyim. Onun yanında olacağız her zamanki gibi. Sonuçlar sizce değişir mi? İnşallah daha fazla farklı alır diyorum ben. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Ya zaten ben çoğu AK Partili arkadaşım da vardır benim. Onların bile bazen düşüncelerini alıyorum. Hani AK Partili, CHP'li falan diye ben aslında bakmak taraftarı kesinlikle değilim. Çünkü bu artık şey gibi oldu, nasıl diyeyim, futbol maçı gibi oldu. AK Partili, CHP'li gibi. Ben bunu yanlış buluyorum öncelikle. AK Partililerin de artık şey oldu. Biz bunu yanlış görüyoruz. Bu yaptığı hata dediklerini çok duyuyorum. Çoğu, benim abim mesela. AK Parti oy attı ama şu an atmayacak. Hani ikimiz de kardeşiz, ikimiz de farklı düşüncelerdeyiz. Ama mesela bu süreçte yanlış düşünülen bir şeyi tam tersi bir şekilde hani doğruyu bulabiliyorlar diye düşünüyorum. İnşallah daha fazla oyla kazanır diyorum. Başarılar diliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla birlikte ikide bir yenilenmesi, verilmesi, yani artık her şeye yani inanamaz olduk yani. Ama dileriz Allah'tan hak yolunu bulur. Her şey de milletin istediği gibi olur yani. Öyle söyleyeyim ben. Peki sonuç değişir mi sizce? Bence değişmez. Yani çünkü bir insan hak ederek kazanıyorsa, yani ne olursa olsun, ne yaparlarsa etsinler, bu hiçbir zaman hiçbir şekilde değişmez. Öyle. Siz burada yaşıyorsunuz. Tabii buradayım. Burası AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş bir belediye. Evet. Küçükçekmece Belediyesi. Burada sizce seçmenin tercihi değişti mi? Ne yaparlarsa etsinler, ben hiçbir zaman değişeceğini zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Valla bu seçimlerin değişmesi çok kötü bir şey oldu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun hakkı yenildiğini düşünüyoruz. Hani bu konu hakkında fazla da zaten konuşma gerek yok. Hak neyse onundur zaten. Göreceğiz. Yani AK Parti'nin olmasını istemiyoruz açıkçası. Neden diye sorarsanız AK Parti zaten Türkiye'nin anısını ağlattı. Yani açık ve net, yani gülmenin anlamı yok yani. Hani kaç yıldan beri ben burada oturuyorum. Rahat bir şekilde yürüyemiyorum. Normal polis gelip diyor ki kimliğini vermişsin. Bekçi geliyor. Ver lan kimliğini. Hani şu şekil şeyler oldu. Normal polis hakkını kullanamıyor. Bekçi de hakkının fazlasını kullanmaya çalışıyor. O insanı sinir ediyor. Ondan sonra da bir şey dediğin zaman polise mukaveleden işlemler açılıyor. Bunların olması kötü bir şey oldu. Hani hak neyse onun olmasını istiyoruz. Çok kötü şeyler düşünüyorum. Bir kere oy oranlarını azalttıklarını düşünüyorum. Yani hiçbir zaman Ekrem İmamoğlu'nun sandık başında oy çaldığını iddia edemezler. Bence Ekrem İmamoğlu'nun da dediği gibi kendisi gönül hırsızlığı yaptı. O hırsızlığı falan yapmadı. Bir kere bunu kabullenmeleri lazım. Gereken açıklamalar yapıldı. Herkes tarafından yapıldı. Kendilerine sadece bir soru sordular. Dediler ki 100 liranın, bütün 100 liranın 75'i sahte, 25 lirası nasıl 75 lirası nasıl gerçek, 25 lirası nasıl sahte olabilir diye kendilerine bir soru soruldu. İlk önce bunun yanıtını versinler, ondan sonra konuşsunlar. Bence son 42 gün kaldı. 42 gün içerisinde sadece pisliklerini temizlemeye çalışıyorlar. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. AKP'ci de değilim. Olmayı da düşünmüyorum. Allah muhafaza, dini suistimal ederek gündeme gelmiş bir yönetimden söz ediyoruz. Bu iş değişir mi sizce? Ben bu sefer çok büyük hazırlık içerisinde olduklarını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu tabii ki çok büyük bir oy oranıyla fark atacak. Fakat AK Parti'nin hırsızlık yapmayacağını da düşünmüyor değilim. Yani kesinlikle çalacaklar gibime geliyor. Çok büyük bir hazırlık içindeler. Zaten pisliklerini temizlemeye çalıştıklarını söylemiştim az evvel. Bununla ilgili bir çalışma da başlatacaklarını yine düşünüyorum. Yani seçimler haklı olan, yani iyi olan kazansın. Ülkemize faydası olan kazansın seçimleri. Yani umarım herkes için hayırlısı olur. Yani iyi olan kazansın. Sadece bu kadar söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun hakkını gasp ettiğini ortada. Bu seçim zaten İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın arasında geçmiyor. Tayyip Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. Sonuç itibariyle Haziran'da Tayyip Erdoğan tahminlerime göre bir yenilgi daha almış olacak. Daha sonra da tabii başkanlığı iyice sorgulanmaya başlayacak. Açık ortada bu. Buradaki AK Partililerin bir kısmı tahminimce Ekrem İmamoğlu'na oy verebilir. AK Partili olup da CHP'ye dönen kişileri biliyorum. Ekrem İmamoğlu kazandı İmamoğlu. Yani haksızlık bence. Haksızlık
olduğunu düşünüyorsun. Evet. Peki sizce yenilenen seçimde sonuç değişir mi? Değişmez. Ekrem İmamoğlu gene kazanır. Siz ne düşünüyorsunuz? Değişmez, değişmez. Ekrem İmamoğlu daha fazla farkla kazanır. Kazanmış bir kere, mazbatayı almış eline. Ama mazbatasını aldılar geri. Abi alsınlar, ne olacak yani? Şey olarak vermişti, ödünç vermişti. Halk verdi ona mazbatasını. Çok uygunsuz bir karar. Yerinde bir karar değil. Hukuksuz, adaletsiz, çalınmış bir seçim, tamam mı? Yani hakkı yenilmiş bir seçim. Yani nasıl söyleyeyim? Yapılmaması gereken bir şey. Yani YSK yok. Bir dahaki seçimlerde kime güveneceğiz? Kimden bekleyeceğiz? Yargı yok. Hukuk yok. Kime güveneceğiz? Kazansak bile yine yani kazansak bile bunlar yarın yine başka bir şeyler çıkartıp tamam saçma sapan bir şeyler diyecekler ki böyle çaldılar, şöyle çaldılar, yan yattı, çamura battı. Kime güveneceğiz? Şaibe olduğu söyleniyor. Yok ne şaibesi? Şaibe kendileri ya. Şaibe maibe yok. Her şey çalan da kendisi, yapan da kendisi. Binali Yıldırım diyor ki esas mağdur benim diyor. Mağdur falan değil ya. O saat onu dinlemeyin. Tayyip ne derse onu yapıyor. Tayyip otur kalk. Anladın mı? Onun işi o. Peki seçim sonuçları değişir mi yenilenen seçim? Tabii değişecek kesin. Nasıl değişir? Bence %100 yani %70'te şey alacak, imam olacak. Vallahi bana sorarsan yenilenmesini gerekmiyordu yani şu anda bu atmosferde Türkiye'nin bu şartlarında bana göre kaldırmaz. Ama tabii ki siyasilerin tercihleridir. Bana bir vatandaş olarak sorarsan Türkiye'nin ne ekonomisi ne bütçesi hiçbir şey kaldıramıyor. Sonuç değişti mi peki? Vallahi ben tahmin etmiyorum. Bence İmamoğlu %100 kazanır yani.